Bir insanın davası ne kadar iman kuvvetli olursa o dava uğruna fedakarlığı o kadar, o olur. Misal Firavun'un sihirbazları. Yani Hz. Musa Aleyhisselam karşısında onunla müsabakaya çıkan sihirbazların hali kuvvetli bir iman, sağlam bir iman uğrunda verilecek bedeli ve yapılacak fedakarlığı çok açık bir şekilde göstermektedir. Ama gerçekten iman. Onlar ne yaptılar? Onlar Firavun onları Musa Aleyhisselam'ın e, yapacağı, göstereceği ona göre sihir karşısında onu müsabakaya çağırdı. Onlara geldiler ve müsabakadan önce Firavun'un yanına geldiler. Dediler ki ey Firavun biz bütün gücümüzü kullanacağız ve Musa'yı alt edeceğiz. Ama senin bir talebimiz var. Eğer biz Musa'yı yenersek bize efendim bir mükafat verecek misin? Çünkü hepsi fakirdi. Hepsi o yaptıkları sihirle falan geçinmeye çalışıyorlardı. Yani o bakımdan, maddi bakımdan garibanlardı. Firavun'un vereceği efendim, üç beş kuruşa efendim ihtiyaçları vardı. E neler in künahını galibin. Ey Firavun, biz efendim burada galip gelirsek bize bir mükafatın var mı? Firavun dedi ki ne demek mükafat? Siz ona galip gelin. Siz benim katımda çok böyle e, özel lütuflara e, Vuracaksınız, ütüplar elde edeceksiniz, mükerremin olacaksınız, benim yakınım olacaksınız diye onlara vaat et, vaatte bulundu Sonra müsabakaya çıktılar ve dediler ki e ey Musa önce efendim e biz mi atalım elimizdeki asıllarımızı, iplerimizi yoksa sen mi atacaksın? Musa Aleyhisselam'a bir öncelik vermek istediler. Orada bir e, Allah'ın Ululazim peygamberine bir e, Cenab-ı Hakk'ın bir ilham olarak bir sayı gösterdiler. Musa Aleyhisselam ki önce siz atın. Attılar. Onları tabi bu işte usta yani yaptıkları gösterdikleri sihir, sihir de sıradan sihir değil. Değnekleri attılar. İplerini attılar. Ve e, öylesine bir e, düzen kurmuşlar ki o ipleri adeta büyük idamlar gibi sıcağın efendim kuşluk sıcağının altında e, renkli e, iplerini iplerin yılanlara benziyor ve adeta kocaman yılanlar şeklinde e, gözükmeye başladı. Saharu ayyun nas yani insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular. Hatta fevce nefsi Musa Musa bile oradaki <laughs> gösterilen sihirden Musa aleyhisselam'ın kalbine bile bir korku düştü. Bunlar efendim bu işi biliyor dediler. Yani bu işi yapıyorlar dedi. Cenab-ı Hak dedi ki Musa korkma. Sen efendim üstün geleceksin. Bunların yaptığı sihirdir. Senin atacağın efendim asa, ilan olduğu zaman bunları yutacak. Merak etme, korkma. Cenab-ı Musa Aleyhisselam e, asasını attı. Kocaman ejderha oldu. Bir hamlede hepsinin o kadar efendim onlarca ee değneği, ipi, o gösterilen efendim hepsini yuttu. Yuttu ama hiç efendim böyle efendim şey yok. Yani bir şey yutmuş şeklinde efendim o yılan da karnında bir genişleme falan yok. Tabi sihirbazlar işin ehli insanlar. Sihri bilen insanlar. Sihirle mucizeyi tefrik edebilecek güçleri de var bunların. Burada efendim Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği hadisenin asla kendilerinin yaptığı sihir nevi ne olmadığını çok net bir şekilde gördüler. Ve Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olduğunu iman ettiler. Gösterdiği mucizenin onun peygamberi tasdik eden Allah'tan bir müzi olduğunu gösterdiler. Zaten yarışmaya girmeden önce de dediler ki ey Firavun eğer efendim Musa sihir bassa eğer sihir yapacaksa biz onu kesin yeneceğiz. Hiç merak etme. Ama eğer bu yukarıdan Musa'ya gelen bir şey olursa o zaman işler değişebilir. Yani yarışmaya girerken bunu efendim ifade ettiler. Dolayısıyla uzun sözün kısası Musa Aleyhisselam'ın hak peygamber. Gösterdiğin hak bir olduğunu kesin olarak inan, görünce iman ettiler. Kalu amenne ve rabbil alemin. Biz dediler alemin Rabbi Allah'a iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. Ey Firavun sana değil sahte e, senin sahte tanrına değil biz Musa ve Harun'un Rabbine Musa ve Harun'un tanıttığı Allah'a iman ettik. Ali Rabbine. İşte o zaman işte dananın kuyruğu koptu. Siz nasıl iman edersiniz dedi. Bana mı sordunuz dedi. Sizi dedi efendim kollarınızı bıçaklarınızı çapraz keseceğim dedi. Hurma dallarını asacağım dedi. Ve dedi size çok acayip bir azap edeceğim dedi. Öldüreceğim sizi dedi. Yani buradaki ödenecek bedel can. Yani en sevdiğimiz canımız bu. Fakat işte o e, seyirbazlar dedik ya azim-i sebatın kaynağı inançlı olmaktır diye. Şimdi orada öyle bir inanç ki öyle bir efendim kuvvetli iman ki öylesine bir gerçeği görüp benimsemek ve kalbe e, tam bir tasdik e, durumu ki dediler ki ey Firavun sen ne yaparsan yap. Bundan vazgeçmeyeceğiz. İmanımıza asla dönmeyeceğiz. İnne ma takdih hazil hayati dünya. Kesinlikle sana efendim ve iltifa etmeyeceğiz. İman geçmeyeceğiz. Sen ancak bize dünya hayatında bu ruhumuzu bedenimizden ayırmak suretiyle bir şey yapabilirsin. Ama bizim imanımıza, ruhumuza asıl bir şey yapamazsın. Dediler ve ölümü göre göre ölümü tercih ettiler. Tabi Cenab-ı Hakk'a dua ettiler. Rabbana efri ala ve teveffelen Ya Rabbi üzerimize sabır dök. Bizi Müslüman olarak efendim öldür diye. Çünkü başka da bir efendim alternatif söz konusu değildi. Yöze bir e, hak davaya, bir bir iman, bir insan, bir Müslüman bir hak davaya kendi davasına ne kadar kuvvetli e, iman ederse, bağlanırsa, imanı güçlü kuvvet olursa o imanı istikametinde feda edemediği hiçbir şey söz konusu değil. Hatta canını bile bu sihirbazın örneğinde olduğu gibi canını bile seve seve verebilir. Ama eğer imanında bir zaaf söz konusu olursa, bir gevşeklik söz konusu olursa o zaman yapacak bir şey yok. yani o kişi efendim o imandaki zafiyet, oradaki gevşeklik onun bütün hal ve hareketlerine, tutum ve davranışlarına, amellerine, tercihlerine yansıyacaktır.